Peki diz romatizması önlenebilir bir şey midir? Önlenebilir bir şey. Özellikle yaşlılığa bağlı diz romatizmasının bir numaralı hazırlayıcısı yanlış egzersiz, lüzumsuz hareketler, özellikle koşmalar, uzun süreli, yanlış planlanmış egzersiz programları ve fazla kilolar. Buna ek olarak diz travmaları, dizlerinizi travmalardan korumanız lazım. Düşmeler çok önemli. Evet. Usulüne uygun yapılmayan inişler, çıkışlar. Merdivenden inerken daha çok diz hasar görür. Çıkmaya göre daha fazla hasar görür. Boşalabilir, belki dönebilir vesaire. Pek çok nedeni. Kayak sporu gibi, futbol gibi dize travma yapabilen egzersiz veya spor tipleri. Bunların hepsi dizi, ama genelde yaşlandıran şeyin esas olarak bugün öğreniyoruz ki çağda, kolajen eksikliği. Yani bizim kolajenimiz, yani eti kemiğinden ayırmayın diye ısrarla söylüyoruz onu. Kolajen kazanımımız azalınca dizdeki glikozaminoglikan yapılanması da bozuluyor ve kıkırdak erimesi hızlanıyor. Hemen ardından kolajenin öneminden birazcık daha bahsedelim, ama bu diz rahatsızlıkları deyince zerdeçal da gündeme geliyor. Tabii. Ve bu zerdeçalın damardan artık verilmeye başlandığını duydum hocam. Bayağı bildiğiniz damardan zerdeçal veriyorlarmış. Akıllıca bir iş mi? Akıllıca bir iş olmadığı gibi ölebilir de insanlar. Ben o zerdeçal verme işini ölebilir de. Yani damardan zerdeçal verme işi bugün kanser tedavisinin gündemlerinden biri. Yani kanser, bazı kanserlerin tedavisinde damar yoluyla zerdeçal uygulanmasına patent almaya çalışan ciddi bilimsel araştırmalar yapılıyor. Evet, ama hiçbirisi bugüne kadar alamadı. Çünkü zerdeçalın yapacağı toksik etkiler, zehirleyici etkiler, ölümlü sonuçlanabilecek komplikasyonların nasıl önleneceğinin cevabı henüz bulunabilmiş değil. Bu nedenle bazı güzellik merkezlerinin hanımlara gençlik güzellik vaadiyle damardan zerdeçal yaptıklarını ben de duyuyorum. Ve bunun için de korkunç paralar aldıkları kulağımıza geliyor. Buradan uyaralım. Yaptıranları da, yapanları da.